Altılı Masa tekrar toplandı. Artık bilmem kaçıncı kez toplanan Altılı Masa haber olma özelliğini dahi yitirmek üzere. Ee, enteresan. Toplanıyorlar, toplanıyorlar hiçbir şey olmuyor. Bu hafta neler yaşandı Sayın Gülerce? Şimdi böyle hafife alıyoruz ama Altılı Masayı Tüker Bey. Kaç saat sürdü o toplantı sen biliyor musun? Yok. 8 saat. <laughs> yani adamları da iyice sen bayan da var işlerinde. Afallı. Hafif, çok fazla. 8 8 insan ne konuşmuş olabilirler 8 saat. Ama insanda kafa kalmaz 8 saat. Yani o yaşta. Acaba arada sırada yemek servisi, çay servisi. Muhtemelen. Çocuk çocuktan falan, torunlardan bahsediyorum. Çünkü 8 saat çok uzun yani. Ali Babacan şey demişti evet. ya kağıdın e, puntosunu falan konuşuyoruz demişti. Evet. Şu boşlukları konuşuyoruz demişti. Kaçıncı kez toplantılar hatırlatalım? 48. kez. Maraton bu ya. Altılı masa maratonu. Bak bu güzel bir ifade bundan sonra da devam edecek daha. E, 28 Kasım'da da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde 49. Bir de bir 100 maddelik anayasa değişikliğiyle ilgili bir şey açıklayacaklar herhalde Çok çalışıyorlar. Tabii önlerinde yani seçim bir kazansalar var ya bütün hazırlıklar tamam. <laughs> seçimi kazanamayın ya. Hepsini dürüp atacaklar. Ben o akşamı Allah'ın izniyle çok merak ediyorum. Evet. Bunların yüzünden düşen ...kaç parça olacak diye. Kendilerini bir şey zannettiler. Dostlar alışverişte görsün diye... ...masada toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Şeyi konuştular mı acaba... ...Bağımsız Türkiye Partisi'ni konuştular herhalde değil mi? Evet Akşener'in Bağımsız Türkiye Partisi de... ...altılı masaya dahil edilsin... ...teklifi kabul görmedi. Ee, orada... E, ...demişler ki... ...yani... genişlemesiyle ilgili öneri. Tabii önce demek ki Hüseyin Baş mıydı? Hüseyin Baş. Onun ismini telaffuz etmemiş Akşener. Yani masanın genişletilmesiyle ilgili marangozlara iş çıkarmayalım falan dememişler de çok kibar <laughs> şöyle demişler. E bugün açıklamadan okuyorum. Evet. Bugün listen. altılı masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde Dikkat. Beraber çalışma kültürü oluşturduk. Önemli bir kültür. Yani diyor ki bak bir şimdi 48 defa toplandık artık kısım akraba gibi olduk. Bir beraber çalışma kültürü oluşturduk. Şimdi Hüseyin başı da buraya katıp da pişmiş aşa soğuk su ilave etme diyor. Bak ne güzel biz şimdi bir yola girdik hale yola beraber yürüyor aynı izada vardı değil mi salona girerken Şöyle kontrol ediyorlar. Tabii tabii aynı zamanda yürümeye çalışıyorlar. Şimdi bu yüzeyin başı alırsan genç bu adam öne çıkıverir. Hop dur ne yapıyorsun falan. Yapma böyle şeyler getirme diyorlar. Ee, ve bir kez daha vurgulamışlar altılı masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak diyorlar. Ve Sözcü Gazetesi'nin haberine göre de 16 madde üzerinde anlaşmışlar. Birkaç tanesini merak ediyor musun? Buyurun. Hakikaten neymiş. Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya alacak. Çok önemli bu. Tarihi bir şeyi var. Hani kazandılar da koskoca Çankaya yere, taşımayı düşünüyorlar. Beştepe'ye sığmıyor devlet. Çankaya köşke. Neden? Cumhurbaşkanı göstermelik hale getirmeyi planlıyorlar ya. Çankaya'da küçük bir yerde muhafaza edecekler. Şimdi burayı fazla unutmayayım. Aradaki kavgaya geçeyim. Sadece şunu söyleyeceğim. Ya bunu kaç defa anlattık. Yani eski sisteme kazansanız bile 3 seneden önce dönülemeyeceğini siz de söylüyorsunuz. Ne olacak üstüne? Asgari 2 yıl sonra? diyorlar en az. O seçilen kişi neler neler yapacak? Ya siz tencere tava kavga edersiniz ya. Böyle bir şey olur mu? Nasıl göndereceksiniz Çankaya'ya? Bir daha anayasa değiştirmeniz lazım. Tabii. Tekrar Meclis seçime gelecekler değiş... oradan birinci çıkması lazım birinin. Gibi çok İbe uzun Hiç böyle bir şey. Ya bunlar aslında en sonunda ne diyecekler kaybedince seçim yok. Milletimiz bizi anlamadı ya. O kadar hazırlık yaptık. 16 maddede neler neler. Cumhurbaşkanı'nın veto etkisi kalkacaktı. 7 yıldan sonra bir daha olamayacaktı. En çok sandalyeye sahip parti hükümeti kuracaktı. Sanki yeni bir şeyler söylüyorlar. Bir de şey Aa. kurmuşlar. Altılı Masa Nokta Biz diye bir internet sitesi kuruyorlarmış. Büyük önemli bir gelişme. Puntolardan sonra, yazı boşluklarından sonra önemli bir gelişme daha. Bir internet sitesi kurmaya karar vermiş Altılı Masa ne diyelim? Yani şimdi milletin de işi zor gerçekten. Hani burada muhalefete umut bağlayanların da işi zor yani. CHP ile Parti arasında yeni kavga çıktı. Ağar Ali oğlu, evet, evet. Yavuz Ağar Ali ee, önemli sözler söyledi. Bir izleyelim bakalım ne demiş evet. Yavuz Ağar Ali konuşalım. Sevgili Pınar Işıkardor'un programında Yavuz Ağar Ali dedi ki Kılıçdaroğlu aday olursa endişemiz var dedi. Engin Hatay'da boş durmadı cevabı verdi evet. kendince. E, ne olacak bu CHP ile İyi Parti'nin kapışması? Sanki onlar daha çok kim ana muhalefet partisi olacak kavgasında gibi geliyor Sayın Gülerce. Ne dersiniz? Ya bunlar anlaşması mümkün değil. Şimdi bu bence numaradan kayıkçı kavgası. Öyle Neden? Mi? Tabii. Şimdi anlaşamazlarsa dağılınca her ikisi de birbirini biz demedik mi? He. Dağılma ihtimali var mı sizce? olmaz mı diyorsunuz? Yani en kuvvetli yapıştırıcı ne masaya onu koysa tutkal bunları bir arada tutamaz. Ama siyasetin bunlar tersten kurdu oldukları için yarın öbür gün ayrıldıklarında mesela bunun ayağını Ali Babacan ne yaptı biliyoruz? Ya e, anlaşamıyoruz dedi yani. Mesela dedi özelleştirmede biri öyle diyor, biri böyle diyor. Mesela anlaşamazlarsa Ali Babacan diyecek zaman da söyledim kardeşim. Biri öyle diyor, biri öyle diyor. Ama biz çok zorladık. Bak hepsinin söyleyeceği şey, çok fedakarlık yaptık. Hele CHP birinci parti olmasına rağmen neleri göz aldı? <laughs> ama bunlar kendilerini bir şey zannediyor. Yüzde bir, bir buçuk olanlar bize akıl vermeye kalkıyor. Olur mu kardeşim? Demokrasilerde oya bakılır. İbrahim'e Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor gibi bu hafta. Ee, ama İmamoğlu'nun ne ismi hala gündemde gibi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir çağrısı oldu Sayın Gülerce. İYİ Parti'ye yönelik Heh. Endonezya dönüşünde evet. e, yani İYİ Parti'nin bir kere daha e, kendisini çek etmesi gerekir e, anlamında evet. cümleler kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi o kendi sesine ee, var mı? Akşener'in cevabı var. Şey, Değil mi Sayın arkadaşlar? Cumhurbaşkanı konuşması Yok o gazetecilere yaptı. Pardon. O basın o yaptı. Evet. 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 Şimdi şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı temenni ederiz ki İyi Parti için. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Şimdi bu açıklamayı birileri şöyle eleştirdiler. Ya burada siyasi bir hesabı var. İki şekilde eleştirdiler. Erdoğan'ın siyasi bir hesabı var. Buna Akşener'in ne diyeceği belli kardeşim. Hı. Kabul etmeyecek böyle bir şeyi ama işte yumuşatmaya çalışıyor. Yani e, karşısına direkt almıyor. Hatta İyi Parti'nin tabanını da düşünmüş olabilir. Bir siyasi hamle yapıyor. Bazı uçuk kaçık yorum yapanlar da gördünüz değil mi? Erdoğan nasıl korkuyor ya Akşener'den? Bak bak bak, yelkenleri indirdi. Akşener diyor ki, ya ayrılın oradan. Yani sizin yeriniz orası değil diyor. Akşener hemen cevap verdi. Onun sessiz de var galiba. Olsa... Bir izleyelim Akşener'in evet. cevabını neler söylemiş. Şimdi ben bu konuya biraz ee, başka açıdan e... Ha Bu çok önemli. Yani. Hangi açıdan göreceğiz? Akşener'in cevabını bir izleyelim. Ne diyorsunuz Sayın Akşener'in cevabına? Çok ayırt diyorum bir defa. Cumhur İttifakı'na kulağı masası diyor ya. Yani. E size ne o zaman? Kumar masası olur mu? Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı var. Şu anda mecliste çoğunluğu elde bulunduran AK Cumhur Parti i̇ttifakı MHP var. ittifakı var. Siz buna milletin geleceğinin e, heba edildiği kumar masası diyorsunuz. Üslup neden hemen birden bozuldu? Tabi şimdi bu e, Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşımı aslında çok babacanca bir yaklaşım. Yani AK Parti Genel Başkanı gibi değil, Cumhurbaşkanı de, gibi. Sayın bahçe bir, de defalarca i, bu çarptı Yaklaşım bu yani. Gönlü el vermiyor. Gerçekten şimdi Çünkü partinin içinde gerçekten diyen desin yani. Ama şu açıdan bakılırsa bu soruyu İyi Parti'nin konumunu. Konumuyla ilgili soruyor ne zaman cevaplıyor? Şeyden dönerken. Bittikten sonra zirve. Evet. Şimdi zirveye katılmış Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Dünyanın en zengin 20 ekonomisinin liderleri orada. Hepsi de demişler ki konuşurken istisnasız Sayın Erdoğan şu Rusya-Ukrayna arasındaki savaştaki dengeli politikanız özellikle esir değişimini ve tağıl yolunu aşmanız. Takdire şayan sizi tebrik ederiz. Tebrik ederiz, takdir ederiz. Ya siz ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ya bak ne güzel bizim duruşumuz takdir ediliyor havasındasınız. Bir de Türkiye'deki duruma bakıyorsunuz. Muhalefet zaten söyleniyor. Yani bu muhalefet diyor şeyle beraber yürüyen muhalefet terör örgütleriyle Kılıçdaroğlu'nun Ankara İstanbul yürüyüşünü kastediyor. Ondan sonra diyor ki yani keşke temenni ederiz. E ee, akşener'in bence sadece akşener'e de söylemiyor bakınız. İyi Parti'nin altılı masadaki 5 partiye de söylüyor. Mesela HDP'ye Ben, Partisi ben biraz onu konuşalım. açıyorum şimdi. Ya arkadaş ben de kendi vicdanımdan diyorum. Bir akşener'in, bir Karamollaoğlu'nun, bir Davutoğlu'nun, bir Ali Babacan'ın, bir Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal Gültekin Uysal'ın ya Kılıçdaroğlu ile ne işi var o masada ya? Geldikleri çizgilere bakar mısınız Allah aşkına? CHP'nin çizgisiyle bu saydığın siyasilerin geldiği çizgi arasında hiç paralellik var mı? E millet... Yani Saadet Partisi ile Demokrat Parti ile CHP'nin ne işi olur değil mi? Evet. Aksine yani, onlara yıllarca düşmanlık yapmış bir parti ya. Biraz bakılsın. Bunların bir tek ortak noktası var. Erdoğan düşmanlığı. Tabii. Şimdi kalksın bu beş liderin beşi de desin ki Yok arkadaş biz Erdoğan düşmanlığıyla bir araya gelmedik. Bu CHP var ya kökten değişti ya. Bizim çizgimize geldi. Böyle bir şey iddia edebilirler mi? Neler neler diyor CHP'liler. Her zaman söylüyoruz. Adam dedi ki Ayasofya'nın camiye çevrilmesi yetmez. Sultanahmet'in. Sultanahmet, Sultanahmet camii de müze Bu sefer ismini söylüyorum İbrahim Kabaoğlu. Profesör İbrahim Kabaoğlu. Evet CHP'li. Bu neden hatırlatıyoruz? Bu İbrahim Kabuoğlu'na, Kılıçdaroğlu bir şey demedi. Kur'an kurslarına laf edene bir şey demedi. İleri geri atıp tutanlara bir şey demedi. Sezgin Tanrı kuluna hiçbir şey demedi. Sezgin Tanrı kuluna Türk Silahlı Kuvvetleri gündeme getireceğim. Kimyasal silah kullanıyor iddiaları var. Bir şey demedi. Kime ne dedin? Şimdi siz bu CHP bir araya geliyorsunuz. Burada getirmedik mi? Karamollaoğlu biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıyız derken arkasından Kılıçdaroğlu ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek demedi mi? O masada birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Birisi çıksın izah etsin. Ben de diyorum ki tarihe bir not düştü Erdoğan. Bak yarın ya Sayın Cumhurbaşkanı siz de kov bunlar bir arada olsunlar. Seçimlerde 2023'te topunu birden silip süpürelim diye bir şey demediniz. Ama tabanı hiç olmasa uyanırsaydınız, deseydiniz sizin yeriniz orası değil. Niye demediniz diye kimse kendisine laf söylemesin. Şimdi tarihe bir not düşüyor. Ve şu anda ortaya çıktı ki bu altılı masadaki beşli bir proje dahilinde iktidarı CHP'ye vermenin elemanları, taşeronları durumundadır. Bence flaş cümle bu. Evet. Sen bilirsin. İktidarı, iktidarı CHP'ye vermenin taşeronluğunu. Taşeronu bunlar. Başka, başka niye bulunuyorlar orada? Ya da milletvekili yani taşeronluğun karşılığında da demişler. bir tane milletvekili koparacak diye. Belki de yalvarıyorlar ya iki arkadaş var kopamıyoruz onlar da gelsin diye. Peki şimdi reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra FETÖ'yü konuşuruz. Bu şey var ya basket takımından da atmışlar onu. Enes Kanteri. Enes Kanteri. Hmm. En sonunda ne yaptı biliyorsunuz değil Şu mi? klibi hazırlasanız arkadaşlar. Evet, Ve, vere, veriyorlar mı reklama e, gitmeyi? Yok reklam reklam istiyorsanız şimdi verelim. Ne kadar var vaktimiz arkadaşlar? Tamam verelim, verelim. Tamam. Enes verelim. Öyle gidelim reklama. En değerli vatansever ödülü verilmiş. Nerede verilmiş? Amerika'da. Amerika'da. Bizim hainimize. Bizim hainimize. Bize ihanet edene Amerika ne ödülü veriyor? Vatan en değerli vatansever e, ya, yazık arkadaşlar. Verin ya. bir görelim bakalım. Yani bakar mısınız? Türkiye düşmanları nasıl ağırlanıyor? Ödülü aldıktan sonra ne diyor? Hain. Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter arkadaşlarının palavraya bak şimdi. Yalancı, yüzsüz, iki yüzlü. Babası da FETÖ'lü. Arkadaşları da ona NS demişler ki konuşmasında söylüyor. Arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını ama kendisinin buna itiraz ettiğini söylüyor. Bunun üzerine Fox News haber kanalı Hunter'in açık sözlü olduğunu ve bu yüzden Türk hükümeti tarafından hedef alındığını söylemiş. Bu da Yunan bayrağına sarılma görüntüleri. yan tarafta da Yunanistan ziyaretindeki ama arkasından FETÖ'yle başı Fethullah Gülen'in çay servisini <laughs> Verir misin? hain oğlu hain. Bak verin. verin da, onu, da. onu da. Onu da verelim öyle gidelim. Öyle Recep gidelim ama. Asıl noktayı FETÖ ile başı koyuyor. Peki tamam. Reji diyor ki ısrar.